Cumartesi sabah programı burada Şahtin'deyiz tekrar. Sürprizlerin hipodromu burası Şahtin. Özellikle Şahtin, yani Happy Valley'de de oluyor da bazen. Böyle uçuk birincilikler ama burada bence daha çok oluyor. Sabah programına çok zor bir yarış programı girmiş, yani sabah grubu olarak. Hemen değerlendirmelerimize geçelim. Burada birinci kuş sabah 9.30'da, burada yedili plasenin de ilk ayağı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, 1200 metrede günün yedili plase ayağını başlattık ve bir numaralı Golden Express Rakputon'la ve 8 numaralı Desert Star Selenok'la iki atla geçmeyi planlıyoruz burayı. Sabah saatlerinde burada bu yedili plase ile ilgilenen arkadaşlara duyurulur. Şimdi altılı gayana geçelim. Şahatin'de ikinci koşuyla beraber altılı gayan başlıyor. Handikap 3 yukarı İngilizler 1400 metre. Arkadaşlar her ayakta alternatif banko var. Bir tane bankomuz var ama bu ayak hariç. Yani ilk ayakta herhangi bir alternatif bankomuz yok. Fakat tam 5 tane bankodan bahsedeceğiz. Yani ikinci ayaktan itibaren, üçüncü koşudan itibaren her ayakta bir banko adayımız var. Bir tane de bankomuz var. Bakalım hayırlı olsun, kullanmak nasip olsun ve rast gelsin diyelim. 3 yukarı İngilizler 1400 metre dedik. 7 numara War Weapon Alexis Baderle. Bu arkadaşlar bu at koşup duruyor bu aralar. Devamlı önümüze çıkıyor. Bakın burada çok şanslı. 6 numaralı Proud Dragon Huge Bowman. 2 numara Hüseyin Bolt, Matthew Poon. 1 numara Country Boy, Zac Purton. 3 numara Lucky Gold, J. Ho. Bu geldi arkadaşlar, buna bir soru işareti çakın. Boşuna yazmanın bir anlamı yok. Bu gruplarda arka arka gelme ihtimalleri çok zor. Gelerek zaten bu aşağıdan gelmiş. Gelerek bu 58'e ulaşmış. Artık bunun ötesine geçer mi onu Allah bilir. 10 numaralı Red Hair King, Karis Titan. Bu da bir koşuda 52 handikap puanı ulaşıvermiş hemen. Bir de üzerine usta jockey Karis Titan'ı bindirmişler. 7, 6, 2, 1 ve 10 diyoruz buraya arkadaşlar. Evet, üçüncü kuş handikap 40 ve 60 puanlı safkanlar. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada alternatif bankomuz var. 5 numaralı Gold Tag. 5 numaralı Gold Tag. Hugh Bowman'la alternatif banko. Bu safkan her an bir birincilik yaşatabilir sahiplerine. 3 numaralı Dragon Delight, Zac Purton'la. 2 numaralı Insanto Prepared, Lyle Heavenston. 1 numaralı Peking Hurricane, Karis Titan. 8 numaralı Palas Pal. Palas Pallaras vardı ya. Onun gibi bir şey olmuş bu. 8 numaralı Palas Pal, Alexis Badel ve 13 numaralı Vinci, Andre Hamelin. Evet. 5 alternatif banko, 3, 2, 1, 8 ve 13 numaralı safkanlar diyoruz burada. Dördüncü kuş handikap 40 ve 60 puanlı safkanlar. 3 yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da 3 numaralı Golden Bull alternatif banko. Burada da Zac Purton'u bindirmişler. Bu safkanın kazanma ihtimali çok yüksek. Muhtemelen biz bunu normal banko haline getireceğiz. Fakat 4 tane at var burada kafamızı karıştıran. 4 numaralı Imperial Maggie Luke Ferraris ile, bu Brezilya pasaportlu bir safkan. 6 numaralı Yellowfin J.O. Bu da yani 3 numaradan pek kalır, aşağı kalır yanı yok. Ve 8 numaralı Master of Fortune Kerstin. Bu yılbaşından evvel koşup 5. yapmış ve 52'ye ulaşmış. Ve 9 numaralı Togepi Huge Bowman'la arkadaşlar. Bu safkana da çok dikkat diyoruz böylece. 3 alternatif banko, 4, 6, 8 ve 9. 3'ün alternatif banko olma sebebi üzerindeki usta jockey arkadaşlar var. Aslında küçük kuponlar için 3 ve 6 da adeta yeterli gibi duruyor. Aksi takdirde burada gelen hemen hemen diğer safkanların hepsi sürpriz pozisyonunda olacak. 5. kuşu handikap 60 ve 80 puanlı safkanlar. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metre başlığımız var. Günün
Arkadaşlar bankosu burada geliyor. 1 numaralı Majestic Color Huge Bowman'da banko arkadaşlar. 61 kilo da olsa önemli değil. Bu safkan bu grubun çok üstünde. Şu frekans daha iyi. 80 handikap puanından aşağıya onu çekmemiş. Neden? Çünkü çok daha sert gruplarda koşmuş. Burada da Usta Jockey Huge Bowman'la bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz biz. Banko. Aksi takdirde burada şu Hyper Dragon Ball denen bir tane safkan var. Şuradan itibaren frekansı var, koşu frekansı gayet iyi. Buna dikkat etmek lazım. Yoksa burada pek zorlayacak bir at yok. Yine burada bunun arkasında da 5 numara var buraya eğer banko atmasın. Çünkü çok fazla alternatif banko da veriyoruz. Onları kullanıp buraya at yazmak isteyenler için bu duyurulur. Biz 1 numarayı burada banko atıyoruz. 6. kuş handikap 80 ve 100 puanlı safkanlar arası. 1. 195.625 dolar ikramiye var. 3 ve Crashing Güzel 1200 metreye çıkacaklar. Burada da 5 numaralı Victor the Winner, Zak Burton'la Alternatif Banko. Arkadaşlar bu safkan 3. birincinin alır mı bilmiyorum ama alma ihtimali var. Zayıf bir alternatif banko ama rakiplerini söyleyelim ona göre karar verirsiniz. 2 numaralı Trillium Win, Shatwick'le. 4 numaralı Kaying Master, Jerry Joe ile. 10 numaralı Goku Win, Alexis Badel. 11 numaralı How Deep Is Your Love, Kerry Stetton. Yani bunu da bir soru işareti koyabilirsiniz istiyorsanız bu alternatif bankomuzla beraber. Yani 3. binicilik eğer sizin için terse ki benim için ters açıkçası ben alternatif banko yapmam bunu. Ama burada bu şekilde yani paylaştığımız bir arkadaşımız var yurt dışında. Bir şekilde atın kazanma ihtimali çok yüksek görüyorlar nekmesi bu atın. Neyse, herkesin bakış açısı farklı. Bir de bir numara diyoruz en son. Nervous Witness, Huge Bowman'la. 100 handikap puanıyla bu da yani gözümüze giriyor. Evet, burası 5, 2, 4, 10, 11 ve 1 ama 5 ve 10 soru işareti. 2, 4, 10 ve 1 özellikle bana göre Trillion Win'in artık zamanı geldi. Bu safkan, bu Shatwick'te Apprenti artık yapar mı yapamaz mı bu işi bilemiyoruz arkadaşlar. Yoksa burada Kokovinler falan bunlar hepsi yani kurt gibi bekliyorlar. Sıkıntılı bir ayak. 7. ve son koşu 60'a 80 handikap puanı safkanlar 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada da arkadaşlar 4 numaralı Happy Together Zak Burton'da Alternatif Banko. 1 numaralı Simba, 3 Bowman rakibi. 8 numaralı Powerful Wings, Alexis Padel. 3 numaralı Leading Fortune, Andre Hamelin. 13 numaralı Universal Horizon, J. Ho ve 11 numara Pegasus Hero, Lyle Heavenson. Bu Pegasus Hero, zannedersem seyrettik biz bunu. Hatırlamıyorum. İkincilik yaptı. Bakın 65 handikap puanı var burada. Şuradakilerin birçoğundan daha iyi bir performans yapmıştı. Biz bunu da o yüzden yazıyoruz. Bu Pegasus Hero'suz geçilmez burası. Hani söyleyeyim. Çok güzel bir performans vardı. Ben hatırlıyorum onu. O gün. Ve ikinci olmuştu. Zaten son düzlük acayip oluyor. Şatin ve Happy Valley'de. Genelde 4-5 at fotoya giriyorlar. Evet. Aynı şeydeki gibi. Şanlıurfa'da gibi. İkisi de şeyle başlıyor. Şatin, Şanlıurfa. Aynı. Evet arkadaşlar. Güzel bir Cumartesi sabahı olsun herkes için. Bugün çok fazla koşu var, yarış var. Onu söyleyeyim size. Hani Turfontein, Kineland, Yarmut, Türkiye'de İzmir, Diyarbakır, Ankara. Herkese bol şans olsun. Rast gelsin. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.